yavaş yavaş ben birazcık sofartı anlatayım. Evet. Gerçi dünkü etkinliğe katılmışsınız birazcık aslında aşinasınızdır ama ben yine de eğer bugün hani yeni katılan katılımcılarımız varsa e, birazcık anlatayım. E, yine bir kendimi tanıtayım. Ben Havva. Dediğim gibi TED Üniversitesi'nde mimarlık 4. sınıf öğrencisiyim. Bu dönem mezun oluyorum. 2 senedir Sofart'tayım. 2. sınıftayken girmiştim. O zaman temsilci olarak katılmıştım Sofart'a. Şimdi de PR ekibinin ve temsilci ekibinin e, koordinatörlüğünü yapıyorum. Sofart'tan bahsetmek gerekirse de, Sofart e, yine Eskişehir'de mimarlık öğrencileri tarafından kurulmuştu. İşte mimarlık, kültür ve sanat içerikleri üreten bir dergiydi. Ama daha sonra bunu e, daha doğru kitlelere ulaştırabilmek için iki koldan yürütmeye başladık. E, dergide şu anda kültür-sanat içeriklerimiz, hatta yine etkinliklerimiz, e, atölyede de mimarlık etkinliklerimiz, eğitimlerimiz ve içeriklerimiz var. Dergiyi de yine okumak isteyen arkadaşlar olursa, e, Sofart Dergi'nin Instagram hesabındaki arkadaşlar biyodan girip okuyabilirsiniz. Aylık olarak yeni sayılarımızı da yayınlıyoruz. E, Sofart öğretmeyi ve aslında öğrenmeye dayalı bir topluluk. Kendi içimizde de bu sürekli devam ediyor. Yani dışarıya etkinlikler düzenliyoruz ve evet insanların öğrenmesine e, sebep oluyoruz. Ama aynı anda aslında kendi içimizde de bir şeyleri bir yandan öğreniyoruz. E, üst alt sınıf ilişkisi çok fazla var. Çünkü birbirimize destek olmamız gerekiyor. Ve bunu en çok da biz kendimiz alt yaşadığımız için <laughs> bizden sonra katılan arkadaşlar da tabii anlayabiliyoruz. Bu yüzden hep böyle birbirimizden bir şeyler öğrenerek ilerliyor. Hatta mesela şöyle söyleyebilirim PR adına konuşayım. PR mimarlıktan çok alakasız bir alan ama onu bile aslında deneyimleyerek öğrenmemiz gerekiyor. Daha sonra bunu kendimizden sonraki insanlara yine öğreterek... Bunun aslında hep bir devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Sofart bu şekilde. E, Sofart temsilci ekibiyle düzenlediğimiz bir etkinlik serisi Sofart Talks. O yüzden Hafize de bizim temsilcilerimizden birisi. Ona sözü verebilirim. O da e, temsilci ekibini ve etkinliğimizi anlatsın. Sonra da yavaş yavaş başlayabiliriz. Herkese merhaba. İsmim Hafize. KTO Karatöy Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ben de SOFAR temsilci ekibindeyim. Ben daha yeni katıldım. Bir buçuk ay oldu ama gerçekten benim için çok faydalı bir, bir buçuk ay oldu. E, temsilci ekibimiz e, farklı üniversitelerdeki mimarlık bölümü ve e, sanat öğrencilerinden oluşmakta. E, amacımız bu bölümdeki insanlara faydalı e, içerikler üretebilmek. Bugünkü konumuzda nasıl tasarlanmamalı Söyle Hoca ile birlikte yapacağız. Söyle Hoca da hem bizim okulumuzda hem de Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Hocam şimdi size bırakıyorum sözü. Siz kendinizden bahseder misiniz? Evet teşekkür ediyorum. Senin özelinde Hafize aslında tüm Sofart ekibine teşekkür ediyorum. Tabii Sofart çok kıymetli bir topluluk bence. Bu ve benzeri ben birçok öğrenci topluluğunu aslında takip ediyorum yani öğretim üyesi olarak da aslında öğrenci olarak da tüm aslında bu sayfaları ve toplulukları, etkinlikleri takip etmek ve mümkün olduğunca müsaitlik durumuna göre de katılmak gerekiyor ki bence pandemi sürecinin nadir olumlu etkilerinden birisi de belki bu oldu. Yani kendi işte öğrencimiz Ömer, onun da Sofardaki etkinliğini biliyorum. Dolayısıyla gerçekten hem işte Konya'daki okulları hem Türkiye'deki birçok mimarlık okulunu öğrencilerini bir araya getirme anlamında gerçekten çok kıymetli. Tekrar bu da kıymetli davetiniz için de teşekkür ediyorum kendimden bahsederken de bir yandan sunumu da paylaşayım çünkü oradan aslında bahsedersem daha iyi olacak sunumu görüyor musunuz şu anda evet hocam gözüküyor evet aslında konu başlığımız nasıl tasarlamamalı Tabii buradaki ikinci ma parantez içinde dolayısıyla aslında nasıl tasarlamalıyı da konuşacağız biraz zaten aslında tasarlama süreci bir şeylere karar verirken bir şeylerden de yani bir şeylerin olacağına karar verirken aslında neyin olmayacağına da karar vermekten geçiyor dolayısıyla hani konu başlığımızı biraz e, bu şekilde hem ilgi çekici olsun hem de gerçekten e, tasarımın e, özüne daha iyi dokunsun diye bu şekilde seçtik. Tabii tabii ben kimim diyeceğim? Çünkü e, haliyle evet burada kendi öğrencilerim de var ama daha geniş bir topluluğa hitap ettiğim için e, biraz tanıtmak istedim kendimi. E, 1979 Konya doğumluyum. E, Konya Bilen arkadaşlar için e, bu yeşil gördüğünüz dairesel tepe Alaaddin Tepesi olarak geçer ve Konya'nın tarihi kent merkezi, e, dir ve işte bir kale kenti olduğu için bu kalenin etrafında gelişim göstermiştir. Benim de e, doğduğum ev e, gayet bu Alaaddin Tepesine yakın bir noktada e, yer alır. Şu anda da e, kentsel dönüşüm sürecinde e, tekrar dönüşmekte olan bir bölgede. Evet dediğim gibi 1979'da eğitimci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Annem, babam, öğretmen. E, benden altı buçuk yaş büyük bir abim vardı. Bu aile ikinci çocuk olarak dünyaya geldim. E, şuradaki haşarı ve yaramaz bir çocuk olarak büyüdüm aslında. Özellikle ilkokul yıllarım çok e, yaramaz geçti. Ama lisede e, çok durulduk. Tabii bizim jenerasyon az çok bilecektir ki e, çok da ders çalışmak dışında yapabilecek bir şeyimiz yoktu. Ve e, liseyi Gayet başarılı bir şekilde lise birincisi olarak e, bitirdim. Ama 1994'te abimin mezuniyetine gittiğimde ODTÜ'ye aşık oldum. Abim ODTÜ bilgisayar mezunuydu. ODTÜ'ye aşık oldum ve hani e, o dönemlerde de belki de bu dönemler gibi hani bölümlerden çok üniversiteler seçiliyordu belki. ODTÜ'de okumaya karar vermiştim ama hani puan aldıktan sonra yukarıdan aşağı işte en yüksek puandan sıraladığımız zaman üçüncü tercihim olan ODTÜ mimarlığı kazandım. Mimarlık hakkında çok da bir fikrim yoktu aslında mimarlığı kazanırken. Ama e, kampüsüme, okuluma, binaya aşık olarak hep okudum. 1994-97'de e, girdim dediğim gibi. 2001'de e, çok istikbaline umutla bakan bir genç kız olarak mezun oldum. 2001'de mezun olduğum yıl e, memlekete geri döndüm Konya'ya. Ee, ve işte burada Selçuk Üniversitesi'nde önce yüksek sansa başladım. Hemen ardından asistan olarak göreve başladım. Ee, ve daha sonra da e, 20 yıl kadar sonradan da Konya teknik olarak değişti. Ama Selçuk Üniversitesi'nde görev yaptım diyebilirim. Geçen yıl Temmuz ayında e, pandemi yüzünden kendi senesinde 2021'de yapılamamış olan e, 20. yıl madalyalarımızı almak üzere mezunlar gününe katıldık sınıf arkadaşlarımızla beraber. Ve 20 yılı bu şekilde devirmiş olduk hala her sene en az iki kere katılıyorum. çünkü mimarlık eğitimi bence aslında her eğitim gibi sadece kendi bulunduğu alan içinde değil mutlaka çevre alanlardan da haberdar olması ve beslenmesi gereken bir alan. Dolayısıyla her zaman bu bağlantıyı korumaya çalışıyorum. daha öncesinde önünde titrediğim jürinin bazen elemanı olabildim. Ottü'de jürilere hem misafir öğretim üyesi olarak hem de dinleyici olarak katılma fırsatım oldu ee, ve hala dinleyici olarak gidiyorum. Haftaya yine jüriler başlıyor İnşallah e, yine fırsat bulursam gitmeyi çok istiyorum. Onun dışında e, şu anda da e, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde e, doçent olarak görevimi sürdürüyorum. Birisi 19, birisi 17 yaşında iki evladım var diyerek hayatımı özetleyebilirim. Hafize'nin de dediği gibi hem Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum ama yıllardır KTO Karata Üniversitesi'nde de her dönem bir proje olmak üzere misafir öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Denk gelen öğrencilerle çok keyifli dönemler geçiriyoruz. Peki mimari tasarım dediğimizde bu slide sizi korkutmasın. Evet kitap bilgisi birkaç şey söyleyeceğim ama çok hızlı geçeceğim zaten. Bu hepinizin aşina olduğu Mimari derslerinizde gördüğünüz planlama evreleri, işte programlama, tasarlama evresi, uygulama evresi, kullanım evresi diyoruz genel olarak. Ve baktığımızda da işte tek eylemlerden oluşan ve bunların hiyerarşik bir düzen içinde binaları oluşturduğu mekansal düzeylerden bahsediyoruz. İşte bir konut, basit en basit birim olarak, mekansal birim olarak konutu ele aldığımızda böyle yapılardan, böyle alt e, birimlerden oluştuğunu düşünürsek işte bir idari ofis e, olduğunda daha büyük bir program ortaya çıkarken sayfalarca programa sahip bir butik ya da bir hastane ya da bir adliye yapısı gibi karmaşık fonksiyon arttıkça programın da arttığını görebiliyoruz. Ama e, gene bu e, tasarlama yani planlama süreci evrelerini açtığımız zaman mimarlık eğitiminin odaklandığı kısmın aslında tasarlama evresi olduğunu görüyoruz. Yani programlama evresi e, Mesleğe atıldığınızda da zaten genel olarak işte ihalelere girdiğinizde ya da bir müşteri size geldiğinde az çok ihtiyaç programı ortaya çıkmış, tasarım problemi tanımlanmış, tasarım arazisi belirlenmiş oluyor. Ve uygulama evresi, kullanım evresinde yine siz uygulamada tecrübe edebiliyorsunuz ama bizim eğitimimizin tabii ki ilgilendiği kısım burada tasarlama evresi. Tasarlama evresine girdiğimiz zaman da işte Hepiniz yine aşina olduğu aslında her dönem ezbere baştan başa sardığımız işte bilgi toplama, analiz, sentez ve değerlendirme süreçlerinden oluştuğunu biliyoruz. Peki projeye başlarken öncelikle bilgi toplayacağız dedik. Bilgiyi topluyoruz. Bilginin bazı kısmı size ezbere veriliyor. Bu ihtiyaç programı, tasarım alanı, daha benzeri başka bilgiler size hocalarınız tarafından, proje gruplarınız tarafından verilebiliyor. Onun dışında konuyla ilişkili sizden de bilgiler toplamanız isteniyor. Örnek projeler olabilir, araziyle ilgili bilgiler olabilir. Bunu e, gidip görmeniz, yerinde gezmeniz, örneklerini yerinde gezmeniz ve tasarım alanında yerinde gezmeniz gibi çeşitli birçok teknikle öğretim üyelerinizin eşliğinde ya da bireysel olarak yapmanız isteniyor. Daha sonra analiz kısmına geçtiğiniz zaman program e, programın ve tasarım probleminin büyüklüğüne göre çevre analizi yapmanız ve ee, dediğim gibi eğer basit bir konutsa, küçük bir arazide basit bir konutsa tek haftada bitebilecek e, bir çevre analiziyken tasarım programı ağırlaştıkça ve arttıkça haftalarca e, yer kaplayabilen analiz haftaları yapmanız gerekebiliyor. Daha sonra bu analizlerden, bu analizlerin sonuçlarını sentezlediğiniz, e, ana tasarım kararlarınızı aldığınız bir aşamaya geliyoruz. Ondan sonra da Değerlendirme dediğimiz artık projenin ne olacağına, nasıl şekilleneceğine karar vereceğimiz kısım devreye girmesi gerekiyor. Süreç devam ederken bu kadar şeyi topladık. Elimizde bir sürü bilgi var. Sizden hem düşünmeniz, hem fikir üretmeniz, hem tasarlamanız, hem yaratıcı olmanız, planlamanız, sanatsal yönünü düşünmeniz, konsept geliştirmeniz, yenilikçi olmanız gibi birçok şey bekleniyor. Aynı paketin içinde. Çok aşina olduğunuz bir görsel olduğunu düşünüyorum. E, projelerde yaratıcı süreç dediğimiz ideal öğrenci psikolojisi. Biz de artık öğrenciyle e, bir arada ola ola zaten hani bunu kendi içimizde de yaşar olduk. Ayrıca bu mimarlık eğitiminin de bence verdiği bir şey. Çünkü bugünkü sunumu bile ben. Şöyle söyleyeyim 6'yı 20 geçeye kadar herhalde fotoğraf ekliyordum yani hiç bitmiyor çünkü. Yani ne zaman tasarım sürecinin bir işte o deadline dediğimiz teslim süresi var ya yaptığımız her şeyi illa o çünkü mükemmeliyetçi bir durum geliştirdiği için sürekli eleştiriye açık olduğu için sürekli daha iyisi arandığı için tasarım sürecinde ancak son noktaya kadar geldiğinde bitmiş olabiliyor. Çünkü süresi bittiği için tasarım bitiyor. Aslında asıl problem bu. Bir grafik daha var bununla ilgili. Evet, bir sürü bilgi topladık ve sizden bu en üstteki resimde istenen birçok şeyi yapmanız bekleniyor ve dolayısıyla bir beyin fırtınası süreci var. O beyin fırtınası sürecinde evet grafik çok hareketli. Sonra grafik düz. O düz grafik burada netlik ve odak olarak gösterilmiş ama her zaman öyle sonuçlanmayabiliyor yani eğer önceki süreçler çok iyi yönetilmezse ne yapılacağına çok iyi karar verilmezse bu düz çizgi aslında ölümü de ifade edebilir yani tasarımın bir türlü gerçekleşemediğini doğamadığını ve e, ölümcül bir sürece girdiğini de gösteriyor olabilir o yüzden aslında trajikomik bir grafiksel ifade de olabilir bu peki neden bahsediyorum Şimdi tasarlamak istediğim şey dediğimizde ne yapıyoruz? Hepimiz esinleniyoruz değil mi bir şeylerden? İşte bir inceleme sürecine giriyoruz. Bu binayı mesela bilenleriniz var mı? Emre Arulat'ın Hatay'da yaptığı e, müze otel yapısı. Bilmiyorsanız da duymuş olabilirsiniz. E, ama hani bundan sonra da inceleyebilirsiniz. Mesela incelerken size bir müze yapısı verilmiş olsun ya da olmasın bir konut yapısı da verilmiş olsa... Eğer siz mimari e, ürünlere ilgi duyuyorsanız ülkenizde ve başka ülkelerdeki ünlü mimarları ve eserlerini takip ediyorsanız illa ki esinlenecek bir şey bulabilirsiniz. İşte bir müze verildi diyelim ya da bir konut verildi diyelim çok da önemli değil aslında bir sonraki slaytta konutta da görebileceğiz benzer bir etkilenmeyi tasarlamak istediğiniz şey bu olsa da ya yani bundan etkilenseniz de en sonunda bitiş sürecinde tasarladığınız şey ya bu ya bu ya da bu olabiliyor. Aslında baktığınız zaman ikisi de konteynerlerden oluşuyor gibi görünüyor. Değil mi? Yani hani e, baktığınız zaman Emir Oralat'ın eserinde de yani konteynerlerin, konteyner boyutundaki mekansal birimlerin farklı şekillerde bir araya getirilişiyle ortaya çıkarılmış bir tasarım ürünü var. Ancak maalesef öğrenci bunu bir araya getirmek istediğinde yapmak istediği şey bu olurken ortaya koyduğu şey bambaşka bir şey olabiliyor. Dediğimiz gibi basit bir konu, e, konut ölçeğinde de yine mekansal olarak o örnekten etkilenebilirdiniz. Bu da belki bazılarınızın bilebileceği bir şey mi olabilir? E, bu Singapur'da Interlace e, adı altında yapılmış bir konut projesi aslında. Baktığınızda bu da konteyner yapısına benziyor değil mi? Üst üste konulan konteyner yapılarına benziyor. Bu yapıdan da etkilenerek basit bir tek aile konutu tasarlanabilir miydi villa ölçeğinde? esinlenilen buyken tasarlanabilecek şu olabilir miydi? Belki yani soyutlanmış ve üst üste konmuş konteynerin en boy oranı oynanmış vesaire gibi bir şeyden sonra ortaya çıkan konut bu olabilecekken ya da yine birbirinin içine geçmiş farklı kütlelerden oluşan bir yapı olabilecekken sizin teslim haftanızda ortaya koyduğunuz şey ya bu olabiliyor ya da bu olabiliyor. Bunlar neden olabiliyor? Çünkü bunlar var bunlar kolay. Bunları ifade etmesi kolay ee, diğerlerini yapsanız da nasıl ifade edeceğinizi bilemeyebiliyorsunuz gibi gibi gerekçeleri çoğaltılabilir Peki süreç içinde kayboluyoruz devam ediyoruz dedim ya size projenin ilk başlangıç aşamasında bilgi topluyorsunuz hepiniz hangi bir tasarım problemi verildiyse bununla ilgili yurt içi, yurt dışı örnekler hazırlamanız, sınıfta sunmanız isteniyor. Ya da istenmese de yapmanız gerekiyor az çok. Örneklere bakın diye çok duyuyorsunuz hocalarınızda. Sonra proje örnekleri incelerken sınıfta sunduklarınız, etkilendikleriniz, böyle aydınlık, müthiş galeriler, çelik merdivenler olurken render'ını aldığınız projenizdeki ifadeler buna dönüyor. Kapkaranlık koridorlar, işte böyle bir karanlık bir merdiven, gibi ortaya çıkan şey bu oluyor. Belki de hiçbir zaman aslında etkilendiğiniz, öykündüğünüz, yapmak istediğiniz şeyi yapamıyorsunuz. Peki mezun olunca durumun farklı bir şey mi oluyor? Bu görseli bilebilirsiniz belki. Paris, Barcelona. Hayır mezun olunca Avrupa'ya gidin demek istemiyorum. Bu kentlere sizce yeni binalar yapılmıyor mu? Yani bu doku nasıl korunuyor dediğiniz zaman Türkiye örneğine gidelim. Bu fotoğrafı da aranızda bilenler olabilir. Bu da Bursa'da bir örnek. Bu daha yakından bakıyoruz. Şimdi Paris, e, Barcelona dediğimiz kentler işte çok ciddi tarihi geçmişi olan Avrupa kentleri. Bursa dediğimiz zaman Bursa Osmanlı'nın başkentliğini yapmış bir kent. Onun da kendisine ait bir dokusu var ama tarih içindeki yapılaşmasına baktığımız zaman bu şekilde yapılaştığını görüyoruz. Evet bunları gördüğünüz zaman mezun olunca ne yapacağız ki? Nasıl bir şeyin içine mezun olacağız ki? Diyebilirsiniz doğru. Bu da bir Kopenhag dokusu. Peki Kopenhag'ın içinde eğer... Bir erken gelsin yani Danimarkalı bir mimar. Kopenhag'da kendisi yaşamış. Bu binaları yapmamış olsaydı, bugünkü bir erkin gelse olur muydu? Big diye bir ofis var. Ben kendi öğrencilerime çok örnek verdiğim için onlar biraz aşinadır ama siz de inceleyip bakabilirsiniz bence. Dolayısıyla var var olduğunuz e, durumun içinden çıkmadan, ona aykırı bir şey yapmaya cesaret etmeden aslında e, siz de işte bu Bursa'nın içinde yapılan durumu e, devam ettiren herhangi bir mimar olarak da bu işi sürdürebilirsiniz. Konya'dan yine çok ıı, dramatik bir örnek vereceğim. Dedim ya bizim işimizin büyük bir kısmı eleştiri aslında. Gene Konyalı arkadaşlar çok bile, e, rahat bilecektir burayı. Konyalı olmayan arkadaşlar da işte Konya Meran Belediyesi yazdıkları zaman bu Google Earth'ten bu ıı, uydu görüntüsünü gayet güzel ıı, elde edebilirler. Burada sağda görmüş olduğunuz 2015 yılında yapılmış bir Meran Belediye binası. Sonra 2023'te Aynı karşı diğer köşesine yapılmış olan bir Meram kaymakamlık binasını görüyoruz. Daha sonra da 1886'da yapılmış olan bir Konya valilik binasını görüyoruz. Tabii Konya valilik binasıyla herhalde şu anda yapılmış olan Meram vali Meram hükümet konu arasındaki işte dil benzerliğini vesaireyi görebiliyoruz ama 1886 yılında yapılmış ve kendi dönemi içinde çok kıymetli olan bir yapı. Neden çok kıymetli? İşte çünkü o yıllarda Konya Dışkale duvarlarının muntazam taşları kullanılarak yapılmış. Yani gerçekten çok değerli bir yapıya, tarihi, önemi var. İşte birinci ulusal mimarlığın izlerini taşıyor çünkü Osmanlı zamanında başlamış bu mimarlık ilinin e, izleri vesaire. 2023'te geldiğimizde bunu farklı yorumlamanın yolunu bulamadıysak eğer, yine aslında dönüp mesleğin kendisine bakmak gerekiyor. Sonuç olarak yine çok aşina olduğunuz bir görsel koyacağım buraya. Evet mezun olduğunuzda karşılaşacağınız şeyler bunlar. E, Traji komik yine tabii ki. Yani çünkü gerçekten bizim işimizi, e, trajisini komikleştirmek çok kolay. Evet bir ihtiyaç var. Aslında çok basit belki o ihtiyaç. Tabii onun bir teknik şart, şartnamesi var işte. Taşıyıcısı şartnamesi vesairesi olması gereken. Şu anda siz öğrenciyken çok da fazla muhatap olmadığınız yönetmelikler, sınırlılıklar vesaireler. Sonra mal sahibinin istediği var. Mimarın ona göre bir yaptığı, çizerek verdiği projenin arasındaki farklılıklar, işte mal sahibinin kızarak önerdiği çözüm, müteahhitin yaptığı kontrolün dikaz kaz düzeltilmiş proje. Dolayısıyla aslında ihtiyaçla sonuç ürüne baktığınız zaman çok da bir bağlantı kuramıyorsunuz. Peki bu işi yapmak için ne yapmak gerekiyor hocam? Bir kere önce çok sevmeniz gerekiyor maalesef. Sevmeden bu bölüm okunur mu? Çok zor. Neden çok zor? ben kendimden bildiğim için çok zor. Yani hakkında bir fikrim olmadan kazandığım bir bölümü. Çok da zor bir okulda. Evet bitirdim. Ama çok zorlandım. Dolayısıyla zorlanan öğrenciyle çok rahat empati kuruyorum. Ama çok sevmek gerekiyor. Çok sevdiğiniz zaman iş çok kolaylaşıyor. Bu birinci şart kesinlikle. Ve bu yaptığınız her iş için geçerli. Sadece mimarlık eğitimini sürdürmekle tamamlayabilmek için değil. Mi?